Bundan yıllar önce Türkiye'nin ilk 360 Hz monitörüyle oynamak, dünyadaki ilk 360 Hz monitörü olan ya da dünyanın en pahalı mouse'uyla oynamak gibi uç noktalarda gezindiğim videolar yapmaya sadece çalıştım. Sadece 40.000 kopya üretildiği için. Bu gibi videoların altındaysa aldığım birçok kile ekipman farkı sayesinde aldığım konusunda sık sık yorum aldım. Ben de bugün bu uç noktalar serimizi cetvelin diğer ucuna taşıyarak ikinci el piyasasında bulabildiğim en ucuz, en eski ve paranın satın alabileceği en kötü monitörü bulmaya çalıştım. Ve sanırım buldum. Bulduğum monitör o kadar eski ve kötü bir durumdaydı ki yeni makineler bu tip monitörlere görüntü veremiyormuş. Ben de 2005'te üretilmiş bir üst tip bir monitör daha aldım. O da bir 200 lira falan tuttu. Monitör 2005'ten kalma, kare, ortasında anladığım kadarıyla bir yumruk izi var ve bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Evet, geçtim maça. Tabii ben şu an şunun şokunu yaşıyorum. Ben oyunu 4'e 3 görüyorum bayağı. Yani böyle kare, daraltılmış şekilde görüyorum. Kare monitörde Valorant oynamanın en büyük sıkıntısı bu olacak galiba benim için. Hiç acımadım. Icebox'ta Neon'umu aldım. Ne olursa olsun normal potansiyelimde oynamak için elimden geleni yapacağım. Hatta bir agresif A tutalım. Onların da Neon'u var. Bir Neon diff atalım bakalım rakibimize. Buraya bunu attın sen. İyi. Kontrol etmem gereken yerlerden birini eksilttin benim için. Oh be, nihayet vurabildik ya Neon'u. Adamlar çok güzel aldılar bu arada ayı. Ben de Abdülhamid'in yalnızlığına biraz terk edildim site'da ama. Burada bir Sage'i vurduk. Reyna'nın yerini biliyorum, onu şöyle bir yavaşlattım. Ooo kral, vuruşu kes, helal. Oynadığım kadarıyla bir kere, ben normalde biliyorsunuz 360 Hz monitörde oynuyorum. Kesinlikle 60 Hz'e düşmek çok büyük bir sıkıntı yaratmadı bana hissiyat açısından. Bence çok abartılıyor, hep böyle düşünmüştüm zaten. Hep çok abartıldığını düşünmüştüm Hz meselesinin. Birazcık kasar gibi görünüyor, doğrudur evet. Onun dışında çok da hayatımı mahvetti mi şu anda? Yoo. Eğer ki sadece Hz'iniz düşük diye monitör almak istiyorsanız, monitörden önce düzgün bir mouse, güzel bir mousepad almanız çok daha yararlı ve oyunculuğunuza çok daha büyük yararı olacak bir yatırım olacaktır. Onun dışında en büyük sorun ne? Çok küçük. Monitörünüzün boyutu böyle normların altındaysa, bunun gibi aşırı ufaksa biraz sorun yaşar mısınız? Evet, yaşayabilirsiniz. Ben şu anda mesela uzaktaki rakiplere ateş ederken sıkıntı yaşıyorum biraz. Uzaktaki rakipler çok çok ekstrem küçüklükte görünüyor benim için şu an bayağı. Helal be sana oğlum. Alır mıyız bu round ya? O duvarını da öyle attı bizimki ama. Nedir durum? Vallahi aldım galiba. Aldım mı? Hadi lan. Galiba aldım. Evet. Süper. Harika oldu. Süper. Ellere sağlık. Çok güzel ekoç aldık rakipten. Şimdi biz B'yi rahat aldık diye bunlar A oynayacak muhtemelen. Birazcık yine agresif yapalım da öyle kolay lokma gibi görünmeyelim çocuklara A'da. Buraya duvarı da attığımız iyi oldu. Pipes'a çıkacak bir tanesi muhtemelen. İp sesini duydum. İpten sen buraya atlayacaksın o duvarı egale etmek için. Oo. Kötü taradık ya adamı. Rezil gibi oynadık biraz. Hop. A. Süper. Sen de yukarıdasın zaten. Şuradan bir şerif çalalım hemen. Adamlar ekoydu. Eko'da hiçbirimiz ölmeden round'u alırsak diyecektim. Küçük bir nazar anı. Efsanevi ırmak nazarı yaşadı bizim adam. Güzel, tertemiz. Şimdi bu arada eğer ki diğer benim o tüplü monitör çalışsaydı, tüplü monitörde oynayabilseydim bu makinede. Tüplü monitörler arkadaşlar otomatik 120 Hz'miş ya. İnanabiliyor musunuz? Millet 2001'de 2002'de falan böyle aşırı eski dönemlerde o fukara fukara tüplü monitörlerde oynarken hayvan gibi kaliteli yüksek Hz'de oyun oynuyormuş. Bunu öğrendim geçen gün. Ve inanamadım açıkçası. Bu arada Çanakkale yaptık ya mekanı. Şurada... Aha sen yedin onu. Daha önümüzde çok güzel roundlarımız var ama ondan önce bu videonun sponsoru olan Türknet'e çok teşekkürler. Benim de evimde kullandığım internet sağlayıcılarından bir tanesi Türknet. Evet, Türkiye'de internet sağlayıcılığında Türknet'in 1000 megabit'e kadar indirme ve yükleme hızları sağlayan gigafiber altyapıları veya düşük ping değerleriyle nasıl entepe oynadıklarını çok fazla videomuzda anlattık. Ama bu videomuzda bambaşka bir konuya değineceğiz. Türknet Smartify. Biliyorsunuz Wi-Fi dediğimiz teknoloji aslında çok kişiyle kullanım, duvar kalınlığı, cihazın modeme uzaklığı ırt vırt derken evin için her noktaya aynı etkiyi sağlayamayabiliyor. Türknet Smartify ise yapay zeka yardımıyla evinizde Wi-Fi yönetiminin tam olarak bu duruma karşı optimize ediyor. Gelip evinizin mimarisine göre ihtiyacınız olan cihaz sayısını belirleyip kurulumu yapıyorlar. Sonra da evin şurasında internet tam çekmiyor, pingim yüksek, internetimin hızı dalgalı oluyor falan filan gibi problemleriniz tamamen ortadan kalkıyor. Bunun yanında Wi-Fi aynı anda evde bir sürü kişi kullandığı ve birden fazla cihaz aynı anda bağlandığı için ping sorunu yaşıyorsanız da çoklu kullanım hız optimizasyonuyla birlikte bu derdinizden de sizi kurtarıyor Smartify. Yalnız Smartify şimdilik sadece Türknet
.NET Giga Fiber altyapıya sahipseniz kullanabildiğiniz bir hizmet, haberiniz olsun. Açıklamadaki linkten hem Smartify ile ilgili daha fazla bilgi alabilir hem de hizmeti kullanabilmek açısından da altyapınızın .NET Giga Fiber olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. O zaman .NET'e sponsorlukları için çok teşekkürler. Videomuza devam edelim. Aktif tüplü monitör kullanan arkadaş varsa, bu eski monitörlerden kullanan arkadaş varsa yorumlarda beni doğrulasın ya da yalanlasın bu arada. Çünkü emin değilim gerçekten 120 Hz oluyor mu monitörler. Bayağı bir yakından oynamak durumundayım şu an. Normalde ben uzaktan oynuyorum. Monitör hep uzağımda durur. Fakat bu çok çok küçük olduğu için yakını almam gerekti. Öbür türlü gerçekten hiçbir şey göremiyorum ya oyuna dair yani. Adamlar bu arada cayır cayır aldılar mekanı. Böyle bir şey yok. Burada biri var. Oy bana çıksın. Onu vurayım. Arkadaşlar operatör olayının şakası yok. Buradaki harbırımızı bir indirelim. Üstünden mi tutuyorsun orayı? Yo. Ne oluyor lan? Nerede oğlum bu adam? Aa, elinde operatörle bütün map'i dolaşmış ya adam. İnanılmaz. Tekrar bir agresif yapıyor. Oh oh oh. Dumura vuruyorduk arkadaşlar yine. Allah'tan neon oynuyoruz da kızcağız vış diye kaçabiliyor bir yerlerden. Bir şey diyeceğim. Siz şöyle bu duvarın arkasından geçerseniz çok komik duruma düşeceksiniz ama, biliyorsunuz değil mi? Vallahi de öyle yaptı. İnanılmaz ya. Vallahi Allah, iyi sıvıştık oradan. Süper. Gecko da burada muhtemelen. Harika tuttuk ya. Abi bir aynı mekana çıkarak kaç tane farklı taktik yaptırdı adamlar bana. İnanılır gibi değil arkadaşlar. Evet, monitör meselesini çöpe attığımıza göre arkadaşlar artık ucuz mouse deneyebiliriz ilerleyen videolarımızda. Ne dersiniz? Bu arada bana video fikri lazım bu ara. Biraz bana video fikri verin. Normalde böyle çok video fikri konusunda seçiciyimdir. O yüzden de çok az video gelir kanala hatta. Aşırı böyle şımarıkça seçici davranırım video fikri konusunda. 3 tane video fikri yazarım, hiçbirini yapmam, hepsini iptal ederim falan. Artık onu yapmak istemiyorum. Biraz daha sık YouTube tarafında da buluşalım istiyorum. Twitch'te sık sık yayın açıyorum ama YouTube'da istediğim sıklığı bir türlü yakalayamıyorum. O yüzden sizden ricam, bana yorumlara üstüne düşünülmüş video fikri yazın. Benden ne görmek istersiniz? Bana belirtin. Böyle challenge'ların üstüne biraz gidebiliriz isterseniz. Bu arada belki biliyorsunuzdur, Icebox ilerleyen günlerde sizlere ömür. Bind geri geliyor birazcık değişikliklerle ve Icebox gidiyor. Icebox da bilen bilir Neon'un en kuvvetli olduğu harita. Bir yandan Icebox'ın ben teknik olarak sıkıntılı kötü bir harita olduğunu düşünmekle birlikte Neon'la Icebox'ta agresif oynamayı çok seviyordum. Neon Icebox'a alsa çok güçlü biliyorsunuz. Çünkü yükseltiler var, ipler var, bilmem neler var. Falan var filan var. Şöyle bir sağa baktım. Sol yakına baktım. Yoklar. Şöyle geçtim. Sizi vurdum. Hop. Aa, Neon ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar Icebox'ı çok özleyeceğim ya. Neon çok güzeldi ya burada. Aga be. Olsun. Azıcık canım kalmış. Bir tane ayağıma vurdu. Öldük yani. Bir zahmet. Bir de B deneyelim bakalım. Adamlar zaten Echo'ya düştü. Güzelce. B'den muhtemelen agresif oynarlar diye düşünüyordum ki Harbor bir hamle yaptı oradan. Yemiş bunu. Birazcık geç kaldı smoke'u atmakta. Gecko hiç göstermedi şimdiye dek. Ha, karşı Neon'un interneti gitti herhalde. Aga, Gecko da Neon'da AFK bırakmış ya. Bir de mid gidelim bakalım. Adamların AFK'sı olması biraz tat kaçırıcı tabi. O hoş olmadı. Yani eşit bir savaş dönmüyor. Şöyle bakayım CT tarafında kimse var mı? Sen buradasın. Bir tane daha var orada. Sen buradasın. Bir tane daha var orada. Nerede o? Birini daha duymuştum ya. Aha, burada mısın sen? Aynen de buradasın. Abi bu arada ekran daralmış olduğu için şimdi canım editörüm Eray'ım size bir dar halini gösterir ekranın. Adamların modelleri de daraldı. Allah. Yani oyun dar görünüyor bana bayağı. Sadece HUD değil. Biraz oynamamız zorlaştırıyor açıkçası. CS'de mesela öyle değil. CS'de oyun daralmazdı. Sadece HUD daralırdı. Arayüz daralırdı. Burada bayağı adamların modelleri de küçücük küçücük görünüyor o dar hallerinde. Benim gördüğüm kare halde. Ama böyle bir 4-5 round sonra ona alışıyorsunuz. Eğer yeni monitör illa alacağım diyorsanız, eğer böyle kare ise ve çok küçükse monitörünüz, o zaman alın. Onun dışında monitör yatırımı birazcık bana kalırsa boş iş midir? Arkadaşlar 60 Hz olduğu için vuramadım. Monitör aldım. Acil bunu 40 ile tamamlamam lazım. Bunu nasıl 40'a tamamlarız biliyor musunuz? Bunu şöyle tamamlarız. Mid'den agresif kayarak oynarım. Bizim jet'e kill bırakmam. Şöyle kayarım. Oh, Allah Allah. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Aa, mid pushlayacağımızı düşünmemiş. Kurban olurum. Ellerinde pompalarla oynadılar ya adamlar. Vallahi inanılmaz. O Sage nereye gider? O Sage... Ay. Vallahi tamamladım 40'a. Dedim ben size. Mid'den gittik mi alırız.